Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Xitoy Türk fuqarosini 10 yillik qamoqqa hukm qildi. 2 noyabr ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan xabarda bildirilishicha Türk fuqarosi Uyg'ur 10 yil kesilib Lanjog'a yotib ketilgan. Xabarda 2013 yildan 2016 yilgacha Turkiya bilan Sharq Turkiston orasida tijorat qilib ko'p pul topgan O'zgur Aydin Turkiyaga chiqqanligi uchun ayiblanib 2016 yili 6 ayning 18 kuni Xotanda Xitoy doiralari tomonidan sababsiz qo'lga olinganligi. Türkiye konsuli Xitay dairleri bilen alaq kılıp, en yakşı aklıgıcı tutkan bolsumu barlıq mal mülkü müsadir kılınıp, 10 yıl kesilgenlikini, Xitay tecavüzcileri Özgür Aydın'ı 10 yıl keskenini azdep, başka Uygur mahpusları bilen birge, Lanjog'u yötkep ketkenlikini. Özgür Aydın'ın tukkalları Lanjog'daki türmege her ayda 300 lira pul evetip durgallıkını aşkarıldı. Tahlilçiler Özgür Aydın'ın Xitay tarafından sebepsiz 10 yıl kesilip Lanjog'u yötkep ketilgenliki, Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan insoniy dafsandichiliklarining muhim isboti bo'lish bilan birga, yaqinda axborotlarda Xitoyning Sharq Turkistondagi mahbuslarni Xitoy ichkiri o'lkalarga yotkashga boshildi degan xabarning rost ekanligini yana bir qatim isbotladi deyishmoqda. Zulüm altında olan Uygur kardeşlerimizin çektiği sıkıntıları hem kamuoyuyla paylaşmak hem de şu anda 11 tane gözaltında olan, bekletilmekte olan, Çin'in Doğu Türkistan bölgesinden büyük meşakkatlerle kaçıp Türkiye'ye gelmiş ve sığınmacı statüsünde ülkeye sığınmak isteyen Uygur kardeşlerimizin haklarını savunmak için toplandı. Neçi milyon Suriyelik patkan Türkiye'ye 11 Uygur patmas mı? 1 noyabr Yeniçağ to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha İYİ Partiya Balıkesir millet vekili İsmail Oq Malayziya hukumatı Xitoyga qaytirmay Turkiyaga evetgan 11 Uyg'urning Atatürk aerodromida nazoratga olinganligi haqida bayonot e'lon qildi. Bayonotda İsmail Oq Turkiya ichki ishlar ministri Süleyman Soyluğa 11 Uyg'urning Atatürk aerodromida tutib turilganligiga aloqador savollarni qo'ydi hamda o'zining Uyg'urlarga ko'ngil bildirganligini bildirdi. Bayonotda yana Suriyada boshlangan ichki urushdan keyin qochib chiqqan 5 million suriyalikka ega chiqayotgan Turkiyaning 11 Uyg'urning maslisiga kelganda ehtiyot bilan muomala qilayotganligiga qarshi norozilik bildirib, 5 million suriyalikka ega bo'layotgan davlatimizning faqatli musulmon hamda turk bo'lganligi uchun Xitoydan ko'rgan zulmdan qochib kelgan 11 Uyg'ur Turkiyaga ega bo'lmasligi bizni to'liq afsuslantirdi. Qarindoshlarimizning Turkiyada nazorat ostida ekanligiga aloqador bayonlarga tezden cevap verilişi gerek diğerlerini bildirdi. Bayanatı yana Adalet ve Terakiyat Partisi'nin Şarkı Türkistan'da bolu vatkan insani defsendicilikini körmezki selavatkallıqını otturgu koygan İsmail Ok, dünyanın kandak yerde bolsun zulümgü ufkira vatkan bir Türk bolsa işimiz ağırıydı. Hükümet bolsa Suriyalikler üçün özünü pidakılı vatıdı. İnsan hakları Germaniyalikke, Fransiyalikke, Araplarge bar. Pekatla Türklerge yok. Biz qarindoshlarimizning erkinligi uchun qo'limizdan kelganini qilishni davom qilamiz deganlarini bildirdi. Soydaşlarımızın ülkemizde hayatlarını devam ettiren sayıları neredeyse 4 milyona yaklaşan Suriyeli göçmenlerden, Afgan göçmenlerden ne farkı vardır? Soydaşlarımızın ülkemizde yıllardır misafir olarak hayatlarını devam ettiren her türlü sağlık, eğitim, ulaşım gibi giderleri kuruşuna kadar vergilerimizle ödediğimiz ve devletimiz tarafından karşılanan bu Suriyeli sığınmacılar kadar değerleri yok. Today we see Chinese espionage not just taking place against traditional targets like our defense and intelligence agencies, but against targets like research labs. Amerika Adliya Ministerligi Xitoy jasuslariga qarshi yangi harakat planiga buyruq tushirdi. 2 noyabr Amerika ovozi xabarida bildirilishicha Amerika Adliya Ministeri Jeff Sessions Xitoyning jasuslik harakatiga zarb berish uchun yangi bir harakat planiga buyruq tushirdi. Xabarda Amerika Adliya Ministeri Jeff Sessions Xitoyning iqtisodiy sohadagi jasuslik harakatiga zarb berish uchun
yeni bir hareket planı tüzüşke buyruk çürgerlikini bildirip mundaq degen. Xitay iqtisodiy manfaatni deb Amerika şirketlerinin texniki ötünüp berişke qıstımaslıqqa, aqli mülük uğurlamaslıqqa vaadi qilgan bolsa-mu, biroq özining vaadisiga amal qilmadi. Xitayning savdo sanoat sohasidagi jasusluq qilmashi borgan sir ko'payyapti. Amerika bundan keyin ochiqini ichiga yutib o'ltirmaydi. Amerika texnikasini o'g'irlash bir xatolik bo'lib qolmay, balki Amerikaning bexatarligiga tahdid soladigan jinoyat. Biz Prezident Trampning yetakchiligida aqli mülük o'g'irlab sesiqnoma purketgan Xitoy Kommunist partiyasining sistemalik planlangan tahdidlarga dodil qarshi tura olamiz. Xitoy yushirgan avtobus voqeasining asli sababi oshkorlandi. 2 noyabr Dajuyan to'ri bergan xabarda 28 oktyabr Chongqing Wanzhou rayonida ichida 10 nechta odam o'ltirgan bir avtobusning daryoga tushib ketish va ichidagilarning hammasining o'lganligi haqidagi voqeaning kelib chiqish sababi aniqlandi. 28 oktyabr tushdan burun Chongqing Wanzhou rayoni Changjiang 2 ko'prikida 22 yo'l avtobusi qo'sh chiziqdan o'tib bir pikap bilan so'qilgandan keyin Rishatkini bosib o'tib Changjiang daryosiga tushib ketgan. Xitoy axboroti bo'lsa bu voqeaning asli sababini yoshirib, faqatli oddiy bir qaza bo'lganligini va ichidagilarning o'lganligini bildirib besiq turgan edi. Ammo BBC'ning bugungi xabarida avtobus ichidagi kamera olgan silliq ko'rinishlar orqali voqeaning Xitoy doiralari degandek emas, balki yo'lovchi bilan shofir o'tirishidagi jadal sababli avtobus shofirining qasdanlik bilan mashinani daryoga qarab haydaganligi va buning natijasida hammasining o'lganligini oshkorildi. Amina Abdulhamidning lagerda o'ldirilganligi ilgari surildi. Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonda o'z ismini marka qilgan asosda nurg'un mahsulotlarni ishlab chiqarib, xalqimizga yillarcha pokiz sop yemaklik ishlab chiqarishda avangardlardan bo'lgan, shunaqla millatimiz ichida nurg'unlagan yoshlarga xizmat sharoiti hozirlab bergan cho'ng tijoratchi, akademik tadqiqotchi va Amina alohida yezi egalik yuqori texnika taraqqiyot shirkatining bosh mudiri Amina Abdulhamidni Uzundan buyon tutib turayotgan jazo lagerida qiyin qistoq bilan bugun attigan o'ltirganligi ilgari surildi. Bugun bu xabar orqa-orqadan ijtimoiy uchur vositalarida keng tarqaldi. Amina alohida yezi egalik yuqori texnika taraqqiyot shirkati 2005 yili 5 oyda qurilgan bo'lib, fan tadqiqot, ishlab chiqarish, pishiqlab ishlash va setishni bir gavda qilgan iqtisodiy sistemalashgan, to'rlashgan fuqaroviy yuqori yangi texnika taraqqiyot korxonasi. Anga oldirgan mablag'i 13 million Umumiy mulki 55 million, yillik setish summasi 65 million. Mahsulotlari zapa, qaraqat qatorliq sog'lomlik ichimliklari va vitamin C tipidagi import ichimliklari bilan Amina 135 yurishlik tayyor cho'plari. Shirkat vatanimizning har qaysi joylarida mukammal bo'lgan setish o'rni va sistemasini shakllantirgan bo'lib, hozirgi qadar Sharq Turkistonning har qaysi joylaridagi vakolatchilari 1000 ga, setish o'rinlari 3000 ga yetgan. Shirkat mahsulotlari Beijing, Shanghai, Nanjing, Jingzhou, Guangzhou, Jinan qatorliq cho'ng shaharlarga hamda Hindiston, Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston qatorliq davlatlarga chiqargan. Yaqinda yana Sharqiy Janubiy Osiyo, shuningdek Avstraliya qatorliq davlatlarining bozorini ham ochgan. Amina shirkati mablag' g'amlab yuqori yangi texnika taraqqiyot rayonining shimoliy rayon sanoat bog'ichisiga 50 million mablag' selib 51 mo yer hal qilib, yillik ishlab chiqarish miqdori 80 ming tonnaga yetadigan Amina ichimlik zavodini qurib ishga kirishtirgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh ertaki programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.